Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History diye girecektim yine ne zaman bu kanalda farklı bir oyun çekmeye kalksam hep yanlışlıkla Age of History diye giriyorum abi bugün sizlerle Mountain Blade Warband oyunuyla 1320 Anadolu moduyla yeni bir seriye başlangıç yapıyoruz dostlar biliyorsunuz Osmanlı'nın kurulduğu tarih 1299 senesi ve bizim şu anda bu moda bu seriye başladığımız tarihte 1320 yani Osmanlı henüz daha yeni kurulmuş gerçekten aradan çok kısa bir zaman geçmiş ve Osmanlı'nın kuruluş yıllarında o yükselmeye çalışma çabaları içerisinde olduğu yıllarda biz Osmanlı'nın içerisinde kendini savaşa, kılıçlara, mızraklara adamış, oklara adamış bir asker, bir savaşçı olarak o coğrafyanın içerisine, Anadolu coğrafyasının içerisine kendimizi atan bir Osmanlı fedaisi olacağız dostlar. Ben çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum gerçekten. Uzunca bir zamandır Mount and Blade Warband serisi isteniyordu. Ben de hani dümdüz Kalradya'da geçen bir Warband serisi yapalım istemedim. Biraz daha modlu, e, insanı da işin rps'ine sokabilecek, izleyici için rps'ine sokabilecek bir moda bir seriye başlayalım istedim. O yüzden 1320 Anadolu moduyla Warband serimize başlıyoruz dostlar. Dilerseniz seri bir şekilde yeni bir oyuna başla diyelim. Bir yeri elde etmek tutmak fethetmekten daha zordur demiş Osman Gazihan. Bu modun bu özelliğini seviyorum bu arada. Tüyo kısımlarında oyunla ilgili bilgi vermek yerine Osmanlı tarihindeki önemli kişilerin, sultanların vesaire sözlerini bu şekilde tüyo olarak bizlere gösteriyor. Zaten oyunla ilgili Warband'la ilgili artık hemen hemen bütün bilgilere sahip olduğumuz için oyunla ilgili tüyo verilmesi artık biraz saçma oluyor ama böyle bu şekilde sözler sultanların padişahların söylediği sözler daha güzel oluyor. Bu arada hazır oyun başlarken ben de sizlere şunlardan bahsedeyim. Ben Warband'ı çok fazla oynamıyorum. Önceden çok oynuyordum ama artık eskisi kadar tabii ki de oynamıyorum. Uzunca bir zamandır oynamadığım için de birazcık oyunu unutmuş olabilirim abi. Yani oyunun normal halini hadi gene az çok biliyorum ama modlarla gerçekten çok az oynuyorum. Neredeyse hiç oynamıyorum. Dolayısıyla açıklamadan sizin tüyolarınıza, triklerinize de ihtiyacım olacak. Abi bu modda şurayı şu şekilde yaparsam böyle olur. Şurayı bu şekilde yaparsan şöyle olur gibi gibi. Yani bu oyun hakkında bilgisi olan, yüksek bilgisi olan çok daha fazla arkadaşım var tabii ki de. O yüzden sizlerden, yorumlardan, oyun hakkındaki tüyoları, trikleri de kesinlikle istiyorum. Yani mesela videoyu izlerseniz hani ulan burası da böyle yapılır mı? Hani saçmalama falan diyebileceğiniz bir yer olursa yorumdan bana doğrusunu belirtin ki doğrusunu yapayım bir dahaki bölümlerde. Şimdi devam et diyelim. Erkeğiz, İslamiyet diniyle mensubuz. Önceden normal bir insan olalım abi. Yani direkt öyle savaşçı bir ruhla ya da savaşçı bir Soyla başlamayalım. Normal bir insandan elinde kılıç tutan bir süvariye belki de dönüşecek olan bir insanın hikayesini canlandıralım bu seride biraz daha. Kayı boyundandım. E, neydim abi? Öğrenci, seyyar satıcı, demirci, kaçak bir avcı. Öğrenciydin diyelim abi. Ve kişisel intikam sebebiyle bu yola çıkıyorum. Atımızı kaderimize doğru sürelim bakalım. Gerçekçi oynayacağız bu arada abi. Kaydetmekten kaydetmeden çıkmak yok. Yani bir savaşı kaybedersek kaybettikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gayet gerçekçi oynayacağız. Şimdi ben genel olarak bu başlarda hep her zaman en fazla güce veririm. Sonra gelen puanları biraz daha zekayı veririm ki yönetebildiğimiz grubun sayısı artsın. E, demir vücutla güçlü darbe. Demir vücut, demir vücut, güçlü darbe. Bu ikisi arasında bölüştürüyorum zaten ben genelde böyle yapıyorum abi. Bir de esir yönetimine verelim. Oyunun başından itibaren direkt olarak esir alabilirim kendimize. Bir de atletizme vereceğim. E, ismimiz ne olsun abicim? İsmimizi düşünmemiştim ya seriye girerken. Bence ismimizi direkt olarak Kerem Bey yapabiliriz ya. Sade bir ismimiz olsun abi. İsmimiz bu namla. Daha doğrusu namımız bu isimle. Yayın. Şimdi ben genel olarak çift telli silah kullanmayı düşünüyorum abicim seride. O yüzden çift telli silahlara vereceğim. Tamamdır. Başka vermemiz gereken zaten bir şey yok. Şimdi tipimizi ayarlayacağız abi. Şimdi burada bir Osmanlı oluşturmamız gerekiyor bizim. Şöyle bir bakalım. Birazcık yaşlı olabilir mesela. Çok değil ama o kadar da değil. Şimdi şu kadar değil mesela. Ama biraz orta yaşlı falan olabilir. Böyle aşırı genç olmasına da gerek yok ya. Şuralarda falan olabilir. Aynen. Şu şekil abi. E, cildimiz bu iyi bence. Sakal, saç. Sakalı şöyle yapalım. Aynen bak. Şu çok güzel. Saçın rengini değiştireceğim bu arada sarı saç biraz saçma kaçabiliyor abi. Şöyle bir saç rengimiz olsun bir de. Saçımızın bir türlerine bakalım. Neler var? Ne seçenekler var elimizde? Şöyle bakalım abi. Şöyle bir dakika arkayı da bir göstersin. Hiç böyle gözüme çarpan güzel bir şey olmadı ya. Dur bakayım. Bu çok acayip oldu abi. Bu birazcık değişik oldu. Bunu değiştirelim. Şöyle güzel gibi be. Tam bir savaşçı olmadı mı abi? Bence bir savaşçıya benzedi. Bence güzel oldu. Tamamdır. Kerem Bey bu olacak abicim. Bu karizma ile dünyaya tanıtacak kendini. Osmanlı'nın önemli komutanlarından bir tanesi olacağız bakalım. Amacımız bu. Umarım başarabiliriz. Tamam diyelim. Ee, yolumun düştüğü yere doğru gidiyorum abicim. Devam et. Seni Kahire'ye girerken seni bir adam son anda gebermekten kurtarıyor. Adamın yanına git. Bakalım bizi kim kurtarıyormuş abicim? Kahire. Mısır topraklarına doğru girerken gizemli birisi bizi bu topraklara girerken ölümden kurtarıyor. Sanırım bizi kurtaran bu yüce kişi bu. Bakalım neymiş? Ben bu modu bu arada hiç hatırlamıyorum. Daha önce oynadıysam da hatırlamıyorum. Tüccarmış kendisi. İyi misin? İyiyim efendim. Teşekkürler. Bir arzunuz var mıydı? Hmm. Bak bak bak. Bize ne dediğin görüyor musun bak bu cesarette de değilsin diye düşünüyorum diyor. Sen ne istediğini söyle ben sana cesaretimi gösteririm kardeşim. Oğlumuzun yıllar önce Kıbrıs adasının eteklerinde dolaşırken 7 asırdır 700 yıldır ailemden bana miras kalan antika kadifeyi tam orada kaybetti. Oraya güvendiğim bir sürü delikanlı yollasam da hiçbiri geri dönemedi. Oradan geri döne, dönebilen kişi köyümüzün delisi Grogi'dir. Grogi kadifeyi bulmuş ama yarısını bulabilmiş. Diğer yarısı ise hala oradaymış. Onun da kendisine tüccara dediğine göre orası bir labirent şeklinde yapılmış. Kadifenin bulunduğu sandık ise labirent en ıssız köşesindeymiş ve orada bu kadifeyi kollayan muhafızlar kimseye vermemek için and içmişler. Yani hala bana yardım etmek ister misin? Yani bizi bir labirente göndermek istiyor. Hayatımızı kurtaran tüccar beyefendi. Eee biliyor musunuz abi? Yapmayacağım. Hayır efendim teşekkürler diyeceğim ve gideceğim. Bir dakika gidemiyor muyum? Heh tamam gidebiliyormuşum. Abi şimdi gidip ya ben orayı hatırlıyorum. Şimdi hatırladım bu moda oynadığımı. O labirente gitmiştim ben bir türlü de bulamamıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şu anda gerçekten onunla uğraşmak istemiyorum abi açıkçası. Zaten hali hazırda elimizde 400 ...30 akçemiz var. Yani az çok elimize ordu toplayabileceğimiz bir paramız zaten elimizde mevcut. Dolayısıyla şu anda o labirent işiyle uğraşmak istiyorum. Bizim daha büyük hedeflerimiz var. Ben gidip labirentle mi uğraşacağım kardeşim ya? Allah aşkına. Evet abi bu arada yıl henüz 1320 olmasına rağmen yani Osmanlı daha kurulalı sadece 21 sene olmuş olmasına rağmen gerçekten geniş bir coğrafya Osmanoğulları Beyliği'nin elinde. Yenişehir, Eskişehir, Söğüt, Domaniç, Akisar ve pek çok sancak toprağı şu anda Osmanlı tarafından kontrol ediliyor, yönetiliyor. Biz seri bir şekilde köylere gidip kendi kendimize askerler diyeceğiz, ordular toplayacağız. Gönüllü toplayalım. 5 Osmanlı köylüleri seni izlemek için gönüllü oluyor. Tabii ki de oyunun en başında bol bol Osmanlı köylüsü toplayacağız abi. Yani dışarıdan bizi gören bir çapulcu grubu bile diyecek ki ulan bunlar köylü. Osmanlı'nın köylüleri bunlara saldıralım abi falan. Hani bizi küçük görecekler başlarda. Ama bilmiyorlar ki o köylülerden oluşan birlik belki de Osmanlı Devleti'nin, Osmanoğulları Beyliği'nin en önemli askeri görevlerini yerine getiren bir birliğe dönüşecek Kerem Bey'in önderliğinde. Bu arada bizim grubumuzda Alper diye birisi daha var. Ben bunu bilmiyorum. Bir konuşalım kendisiyle. Evet Kerem Bey Bahadur. Bahadur? Bahadur ne lan? Onu bilmiyorum. Neyse bunun ne için bizim yanımızda olduğunu bilmiyorum ama adam adamdır yani. Kalsın yanımızda. Evet bir Osmanlı köylüsü daha aldık yanımıza. Ee, Kayı göçmenlerinin burada bir birliği var. Osmanlı Beyliğine ait bir birliği. 26 kişilik. Her neyse. Mesela bunun ne olduğunu... Aa bu yürüyormuş lan. Ha Tabii göçmen adam yani. Yürür yani normal. Şehzade Alaaddin ve askerleri 110 kişilik ordusuyla devreye geziyor bölgede. Evet şu anda grubumuz kaç kişi oldu? 8 Osmanlı köylüsü bir Alper bir de ben toplam 10 kişilik bir birliğe şu anda ev sahibi yapıyoruz. Sayımızı biraz daha arttırmamız lazım. Sonrasında bölgedeki çapulcuları ve kaçakları keserek Osmanlı içerisinde köyler ve sancaklar arasında huzur kurmaya çalışacağız. Yani şimdiden kendimizi bir Osmanlı şehzadelerinin ve birlik komutanlarının gözüne sokmamız gerekiyor. Hemen seri bir şekilde gidelim şuraya. Hizan köyüne gidiyoruz. Evet hiçbir yerden bize katılmak isteyen kimse yok abi. Adamlar diyor Kerem Bey'imi hiç duymadım. Güre güre kardeşim. Bizden size adam çıkmaz. Yani gerçekten bu üzücü Namımızı yaymamız lazım ki yanımıza katılacak olan Osmanlı köylülerin sayısı biraz daha artsın. Sanırım gitmediğimiz bir köy zaten kalmadı abi. Aynen öyle. Aa şurada bir Ayvalık köyü var. Sadece oraya gitmedik. Şimdi de yolumuz Ayvalık köyüne düşüyor. Bakalım inşallah oradan kendimize bizim yanımızda harp edebilecek, cenk edebilecek cesur Osmanlı köylüleri bulduk. Güzel. 3 tane daha köylü bulduk kendimize. Şimdi birazcık çapulcu keselim abi. Yani dediğim gibi oyunun başında birazcık ismimizi, şanımızı bölgedeki köylülerin refahını sağlayarak duyurmalıyız gerekiyor. Biz orada çapulcu kestikçe, biz orada böyle ipsiz sapsız insanları, hırsızlık yapan köylülerin başına bela olanları kestikçe namımız köylüler arasında yayılmaya devam edecek. Bakın ben bu Kerem Bey'i tanıyorum. Zamanında bize çok yardımları dokundu. Köyümüz onun sayesinde refah içinde diyecekler. Evet şurada bir çapulcu grubu gördüm mesela. Hemen şurada. Meye çalışalım peşlerinden. Yakalarız bu arada biz onları. Şu anda onların hızı 4.5. Bizim 5.5. Evet yakaladık. Güzel. Ne istiyorsun? Teslim ol ya da öl. İsteğim gayet açık. Değerli çap değersiz çapulcu. Nasıl istersen ölmeye hazırlan. Seni bir şekilde. Oo, sese bak. Bir dakika bir dakika sesi kısmam lazım. Bir dakika o ne kadar çok sesliydi öyle ya. Dur sesi birazcık kısalım abi. Çünkü büyük ihtimalle benim sesimi de bastırıyordur şu anda yani oradaki ses. Elimizde ne var bu arada hiç bakmadım ama elimizde sadece mızrak var abi. Peki atabiliyor muyuz bunu? Yok atamıyoruz. Sadece savurmalı bir mızrak var elimizde. Çabulcu zaten bunlar. Bir taktik falan yapmaya gerek yok. Önden Alper'le ben gidiyoruz. Arkadan da köylülerimiz geliyor. Oğlum denizden gelmeyin lan denizden gelmeyin. Bak akıllı bunlar biliyorlar ki atı denizde hızlı süremem. O yüzden denizden geliyorlar. Bak sen şunlara siz zekisiniz ha biraz. Olsun kardeşim. Olsun. Buradan da hallederiz sorun değil. Bu arada öyle bir soğumuşum ki var ya. Hiç kontrol bile edemiyorum. Bak 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 taş atıyor bak. Güzel Alper Alper ölme sakın lan Alper altında deveyle geziyormuş. Ben atı var falan zannediyordum adam altında deveyle geziyormuş kardeşim ya. Alper kaç oradan. Ölme Alper sen benim yoldaşımsın kardeşim. Güzel, çok iyi. Bizim zaten şeyler, piyadeler, köylüler gelse hiçbir sorun kalmayacak. Ölün lan artık. Hadi bizim silah çok kötü ya. Benim acilen elime bir kılıç almam lazım. Güzel, tamam bitti galiba. Bitti mi? Aa yok kaçıyor. Yakala lan onu. Alper'im, aferin Alper. Güzel evet. İlk galibiyetimizi, ilk zaferimizi Nerede aldık bu arada abi onu da çok merak ediyorum. Zafer kazandı kayıplarımız sıfır Düşmanın kayıpları 7 ölü 1 yaralı. Gayet güzel. Bir tane de esir aldık yanımıza. Harika. Harika. Evet sonunda bir kılıç. Pala bile olsa şu anda elime bir kılıç. Aa kılıcımız varmış. Benim haberim yok. Kılıcımız varmış abi. Savurması 30k bu arada palanın ama kısa bir kılıç bu. Ben bunu büyük ihtimalle rahat kullanamam. Şimdilik paslı kılıç kullanmaya devam edelim abi. Şu şekilde aynen öyle. Başımızda bir sarık var. Baş zırhına artı 40 veriyor. Gayet güzel. Yani baş zırhımız gayet güzel abi bu arada. Şuradan malları alalım. Gider bir şehirde satar. Para kazanırız grubumuz için. Ee, daha doğrusu birliğimiz için abi. Aa bak burada kaçaklarla kervan savaşıyor. Ben burada kervana bir yardıma gidebilirim. Bak sen şu kaçaklara gelin lan buraya. Ama bu kaçaklar bu arada o kadar da basit şekilde alınabilecek şeyler değil. Bunların hepsinin ee, atları var diye hatırlıyorum ben. Başlatalım bakalım büyücüm. Önce beni takip etsin abicim herkes. Tabii burada bazıları benim birliğim. Hepsi benim birliğim değil. Oğlum burası nasıl bir coğrafya ya? Abi bizim onlardan önce karşı tarafa geçmemiz lazım. Yok mu? Şuradan falan geçemez miyiz? Dur şuradan gidelim abi. Herkes beni takip etsin. Buradan gidelim. Bak 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 atlılarla geliyorlar. Atlılarla geliyorlar. Okçular okçular önden saldırmaya başlasın hatta. Okçumuz varsa eğer süvari değil abicim. Okçular. Hücum abi. Okçular direkt hücum etsinler. Oo bunlar karşılaştı bile ya. Yönetemedik. Yönetemedik. Karşılaştı bile. Herkes hücum etsin abi. Denizde savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Kim bizden kim değil onu bile şu anda tam şey yapamıyorum. Aa bak sen. Sen sen kim oluyorsun bana vuruyorsun lan? Ben burada gördüğün herkesin lideriyim birader. Kendine gel. Güzel, harika, güzel. Hadi yiğitlerim, hadi aslanlarım. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Mümkünse kimseyi kaybetmeden bitirelim bu savaşı. Çok güzel. Bir, bir tane daha vurmam lazım sana. Güzel. Kalkanımız yok mu ya bizim? Aa elimizde kalkan yokmuş. Onu fark ettim. Sen biraz İyi bir adama benziyorsun. Onu sen de öyle. Oğlum sizin ne kadar şaşalı güzel kıyafetleriniz var lan. Adam germeyen piyadesiymiş. Onu fark ettim şimdi az önce vurduğum eleman. Sen nesin? Oo iyi iyi şey yaptı bu arada kalkanını iyi kullandı. Abi çok karman çorman. Savaşın denizde olacağını ben tahmin etmemiştim ya. Ama şu anda Osmanlı kervanına yardım ediyoruz abi. Buradan çok iyi nam kazanabiliriz yani gerçekten. Çok güzel. Birini daha düşürdük abi. Şunu da düşürelim. Bak bak şunun zırhı çok iyi mesela. Vur abi vur. Vur acıma. Aa birisi öldü bizden ya. Mankurt ölmüş. Abi bize iyi vuruyorlar bu arada. Yavaştan bir kaçalım buradan. Tamam arkadan tekrar geleceğim. Gel bakalım gel. Güzel iyi vurduk ona da. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Savaştan kaçanlara karşı benim ayrı bir nefretim var abi. Gel. Dur, bekle bekle o benim. Bekle. Savaştan kaçan benim kardeşim. Tamamdır. Gayet güzel abi. Rodos askeri. Lan ölmemiş. Ölmüyor bu adam. Bekle. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha. Tamamdır. Güzel. Onu biz indirdik. Bu neymiş abi? Gel bakayım buraya. Güzel. Tamamdır. O da germeyen piyadesiymiş. Kaldım hala. Hala varmış lan bunlar. Bazıları kaçıyor ama bazıları hala savaşmaya devam ediyormuş. Yani bak bunlar daha yiğitçe ölecek mesela. O kaçarken öldü. Ama buradaki adam savaşarak ölecek. Başka kaçan var mı? Bu arada sanırım bu savaştan epey bir at ele geçireceğiz gibi görünüyor abi. Evet hala da kaçanlar var. Hala kaçanlar var. Gerçekten er meydandan kaçanın erliğini sorgularız abi. Er meydandan kaçanın bir erliği merliği kalmaz kardeşim. Er meydandan kaçmayacaksın. Gerekirse savaşırken öleceksin. Herkes buraya doğru koştuğuna göre kaçan adam bu tarafta galiba. Evet savaş bitti abi. Bazıları kaçtı maalesef. Yakalayamadık ama Elbet bir gün karşımıza çıkacaklar. Elbet bir gün. Evet biz sadece bir ölü vermişiz abi bu arada. Sadece bir tane Osmanlı köylüsü kaybetmişiz. Müttefiklerimiz yani e, bizim şeyler kervandakiler biraz fazla kayıp vermişler. 4 e, ölü 1 yaralı, 4 ölü 2 yaralı vermişler toplamda ama düşman toplam 46 kayıp vermiş. Sadece bir kişi firari, bir kişi kaçabilmiş. İyi günler efendim. Kervanbaşı bize teşekkür ediyor galiba. Osmanlı Beyliği ile ilişkimiz sıfırdan 4'e çıktı. Başımız gözümüz üstüne Osmanlı Beyliği ile ilişkilerimiz tabii ki de yükselsin. Biz Osmanlı Beyliği'nin askerleriyiz. Gayet güzel. Evet. Bakın Osmanlı köylülerimizi Kayı Acemi Alp'i olarak terfi ettirdik Hayırlı uğurlu olsun 6 adet Kayı Acemi Alp'imiz var artık Hemen tamam diyelim Ooo bir adet miğfer ele geçirdik Bunu Alper'e verebiliriz abi Alper'in başında ne var bilmiyorum ama Bunu Alper'e verebiliriz mesela Gruba bir bakalım Bize yükseltme gelmiş Yine güce vereceğim Buradan da esir yöntemine bir tane daha verelim Ve çift elli silahları vereceğim yine biraz daha Gayet güzel abi gayet güzel Kervanımıza yardım ettik harika harika Selam olsun dost eyvallah eyvallah Teşekkür ederim Şimdi biraz daha adam toplamaya çalışacağım. Şu Ayvalık köyüne bir daha bir gidelim. Buradan şu anda adam toplayamıyoruz abi. Biraz daha bir çapulcu keseceğim. Bak şurada 10 kişilik bir çapulcu var yine. Rodos asileri olarak geçiyor. Teslim ol ya da öl diyelim. Yani böyle böyle Allah Allah! burayı kesmek istemiyorum. Böyle böyle kendimize birazcık nam toplayacağız abi. Bu topladığımız namla illaki bir gün bir şehzade ile karşı karşıya geliriz. Namımızı duymuş olur abi büyük ihtimalle. Nerede lan bu adamlar? Ha gördüm sizi. Ya 10 tane çapulacağız zaten. Adamların üzerlerinde bir şey bile yok yani. Bu arada unutmayalım. Bu harp, bu savaş. Oo iyi vurdun lan. Bu savaş bittikten sonra. Oo tek attık. Çok iyi. Hop buna da tek attık. Orman aydutları. Bak sen şunlar. Oğlum dibinize kadar geliyorum. Hala ok atıyorsunuz. Nasıl bir manyaksınız lan? Oğlum düşeceğiz bu arada. Canımız çok düştü. Beyler siz halledin bunları. Alper yine teke düşürmüşler Alper'i. Dur şurada. Hop bir tane daha düşürdük. Oklara dikkat etmemiz lazım. Direkt bize atıyorlar. Hedefleri direkt ben. Hedef ben miyim Tayfun? Direkt benim ya hedefleri. Bak orada Alper de var. Alper'e falan atın biraz. Tamam dur şurada birini daha düşürürüz abicim tekte. Hop. Tekte düşüremedik ama epey hasar verdik. Gayet güzel. Bizim yiğitler aslanlar savaşıyor zaten. Şurada birini daha çok iyi. Vurma sakın. Evet, canımız baya az. Atımızın da canı çok azaldı bu sefer. Gel lan gel. Bunu da düşürdük. Gel sen de sıra. Sen de düşürdük. Yok düşüremedik ama. Hop. Hadi bir tane daha. Tamamdır bu da düştü. Çok iyi. Evet savaş kazanıldı gayet güzel. Çapulculara karşı 3. zaferimiz. Yavaş yavaş ismimizi duyuruyoruz. 2 nam kazandık. Grupta 2 e, moral kazandı. Harika. Bir ölü bir yaralımız var. Yaralı iyileşir ama ölümüzün olması kötü oldu. Hemen 2 kayı acemi Alp'i daha terfi edelim. Alper yaralanmış bu arada. Geçmiş olsun Alper. Tamamdır. Uuu çok iyi bir silah geldi lan. Bu çift elli değil mi? Aynen öyle. Tam aradığım gibi bir silah var ya. Yani var ya Ayvalı köyünün yakınlarındaki saçma sapan bir çapulcu grubundan hiç böyle bir silah düşeceğini gerçekten inanın bana düşünmezdim abi ama düştü. Gerçekten muazzam. Harika. Ee, evet bizim zırhtan daha iyi bir zırh da varmış bunların ellerinde. Bizim çizmeden daha iyi bir çizme de varmış. Evet güzel. Bunlardan iyi şeyi düşürdük abi. İyi loot düşürdük bunlardan. Güzel harika. Harika. 154 akçe kazandım. Şöyle küçük bir savaştan 154 akçe kazandım öyle mi? Vay be. Elimizde şu anda 11 tane esir var. Osmanlı'nın Domaniç kentine gidip Domaniç bayrağına sancağına gidip bu esirleri bir satalım abicim. Hana git. Handa acaba var mıdır esir tüccarı? Bir bak bakalım. Gezgin var. Rodos askeri var. Erhan var bir de. Erhan nesin sen? Merhabalar yolcu dostum. Belki bana yardım edebilirsiniz. Nasıl olacakmış? Anlatayım ama dikkatli olun. Bu hikaye korkunç bir haksızlığın hikayesi. Ancak sizi uyarmalıyım. Asabi bir mizacınız varsa bu hikayeyi dinleyerek kendinize bir kötülük yapıyor da olabilirsiniz. Ben aslında bir doğa filozofum. Üniversitemdeki doktorların kalın kafalılığı yüzünden gezici cerrah olarak hayatımı kazanıyorum. Bu şehirden bir tüccar beni balkondan düşüp komaya giren oğluma şifa verebilmem için tut. Şişliği rahatlatması adına başarılı bir şekilde çocuğun kafatasında bir delik açtım ancak aile sonrasında ateşin düşürülmemesi için düş çürülmesi için gerekli olduğunu söylediğim şeyleri yapmadı ve çocuk öldü. Baba çabalarımı ödüllendirmek yerine beni büyücülükle suçladı. Beni, bir doğa filozofunu. İşte insanın cehaleti ve nankörlüğü böyle bir şey. Bu kalenin ordu beni tutuklayıp tutuklamamak arasında kararsız ama ben en çabuk şekilde buradan ayrılmayı istiyorum. Gel bakalım. Evet abicim ekibimize bir doktor da katmış olduk böylece. Ee, Rodos askeri var. Rodos askeri. Kaç tane? 6 tane ama biz bunların sadece 3 tanesini alabiliyoruz. Alalım abi ya. Ekibimize ilk kez profesyonel bir e, birlik almış olduk. 3 adet Rodos askeri ekibimiz. Birliğimize, birliğimize katılmış oldu abicim gayet Güzel tamam ben şimdi buradan nasıl çıkıyorum e, heh, Şehirden ayrıl tamam bir an göremedim o butonu Söğüt'e gidelim yani illaki bir Osmanlı şehrinde illaki bir Osmanlı sancağında Bir esir tüccarı vardır diye ümit ediyorum Yine burada da Han'a gidelim hemen bakalım Abi oyun dondu heh tamam geldi güzel Gezgin var Rodos askeri var Üst katta zaten bir şey yok abi evet Burası da boş maalesef bir türlü bir e, Esir tüccarı bulamıyoruz ki esirlerimizi Satalım nereye gideceğiz abicim Akisar e, Eskişehir'e Eskişehir Gidelim bence Eskişehir'de vardır ya bu sever bulacağımızı ümit ediyorum abi. Diyar diyar geziyoruz resmen bir esir tüccarı bulmak için. Bu ne? Peçenek gözcüsü. Bu ne? Tüccar. Ama esir tüccarı değil. Bu normal tüccar abi. Tamam dur şu şeyleri bir satalım elimizdeki silahları falan bir satalım. Kur'an-ı Kerim var elimizde onu satmayacağız tabii ki de. Hemen şöyle elimizdeki bazı zırhları vesaire bir satalım. Ee, bir dakika bizim şeye giydireceğimiz, Alper'e giydireceğimiz bir şey vardı. Onu bir geri alabilir miyim ben? Tamam onu satmamışız zaten. Heh şuydu abicim. Tamamdır. Onun haricindeki her şeyi satabiliriz ya burada. Aynen öyle. Bu kalsın abi. Balık da kalsın. Evet. Tamam, 164 akçe aldık. 164 akçe ile de grubumuza yiyecek bir şeyler alalım. Geyik eti, ekmek, balık. Tamam, 198 akçe oldu. Olsun abicim, sorun değil. Sorun değil. E, buralarda şey var mı? E, turnuva falan düzenleniyor mu acaba buralarda? Banka, ibadethane, lonca başkanı. Şehirden ayrıl, burada bir... Allah Allah. Bu modda şey yok mu ya? Turnuvalar falan yok mu acaba? Neyse, bu kimin askeri? Aa, Candaroğullarının askeri. Bir dakika, Osmanlı şu anda kimlerle savaştı acaba? Ya da Osmanlı'nın şu anda savaşta olduğu birileri var mı? Aa, Osman Bey. Osman Bey, merhaba seni tanıyor muyum? Tanımana gerek yok beyim. Hizmetinizdeyim. Osmanlı Beyliği yöneticisi ve Eskişehir İnegöl ve Hizan köyünün lordu. Biliyorum sizi, sizi bilmeyen mi var Osman Bey? Alt tabakadan biri olabilirsin ama unutma her zaman benim için savaşacak iyi adamlara ihtiyacım oluyor. Tabii eğer bana güvenilir olduklarını kanıtlarlarsa. Ne var? Bir sorun var. Savaş nasıl gidiyor? Evet, Osmanlı kimseyle savaş durumunda değilmiş. Onu öğrendim. Ordunuza katılmak istiyorum dedim. Senin gibi bir erkek için ordumda yer var Kerem Bey. Seni Osmanlı köylüsü olarak haftalık 80 akçe alabilirim. Tabii ki yiyecek, yükselme imkanı olacak ve rütbene yarışır şekilde donatılacaksın. Savaşsın bunları alabileceksin anlaşıldı mı? Yok teşekkür ederim. Çünkü bu direkt bizim ekibi kendi ordusuna katıyor abi. Ben onların bir derebeyi olmak istiyorum. Aynen lordum. Paşanız olmak üzere kılıcımı sunmaya geldim. Ama daha kendimizi kanıtlamamışız tabii ki de. Ee, benim için herhangi bir göreviniz var mı? Bana yardım edebileceğim bir durum var. Adil Caldaran adında kanunsuz bir adamla ilgili. Adamlarından birini öldürdü ve o zamandan beri adaletten kaçmaya devam ediyor. Ki ben onun adaletten kaçmasına izin veremem. Bu yüzden de kellesine 300 dinar ödül koydum. Katilin arkadaşları bu adamın cinayeti işledikten sonra Gümüş köyü civarındaki akrabalarınca saklandığını söylüyorlar. Onu yakalayıp cezasını verir, vererek ödülü sen alabilirsin. Gümüş yakınlarında Adil Caldaran adında kanunsuz bir adam. Tamamdır tabii ki beyim emriniz olur. Emriniz olur. Emriniz olur. Gümüş yakınlarındaymış. Hemen gidelim abi. Hemen gidelim. Bulalım bakalım bu Adil Caldaran denen kanunsuz herifi. Osman Bey'imizin canını sıkan Adil Caldaran'ı hızlı bir şekilde bulalım abi. Nerede acaba? Oğlum şaka maka bak. Osmanlı'nın beyi şu anda bize bir görev verdi. Yani bu çok kutsal bir görev. Yüce bir görev bu. Neredesin Adil? Adil. Ortaya çık. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Bir daha Osman Bey'imizin canını sıkamayacaksın. Adil Caldaran. Dur bakayım. Buralarda değil gibi. Şu yukarıda biraz daha bir yerler var. Atımızla bir o yukarıya çıkalım bakalım. Belki oralarda bir yerdedir. Buralardan atla çıkmak da zor abi. Öyle gerçekten yükseltiler, yokuşlar var ki. Şuraya bak. Atın gidiş hızına bak abi. Hiç gitmeseydin. Kesin buradasın değil mi Adil? Tepelerde bir yerde saklıyor. Sensin değil mi lan? Sensin değil mi? Bu köy yaşlısı. Adil neredesin oğlum? Adil seni bulamıyorum. Değerli yaşlı. Buralarda Adil Caldaran adlı bir adamı arıyorum. Biraz etrafta bakın bulursun Bulamıyorum oğlum elemanı ya. Nerede bu Adil deneni? Aa buldum seni Adil. Buldum seni. Ecelin geliyor Adil. Osman Bey'imizi rahatsız eden d yüz sensin demek ha. Adil Caldaran gergin görünüşlü adam. Gel bakalım buraya gel. Gel buraya gel. Tam bir inelim de sana bir yeni silah. bir tane yapıştırayım. Bir tane daha yapıştırayım. Zaten ölüyorsun kardeşim. Oğlum bu silah neymiş lan böyle? Maşallahı var ha. Çok güzel silah. Çok sevdim. Çok iyi. Osman Bey'im ben geliyorum. Verdiğiniz buyruğu yerine getirdim devletlum. Hemen şu doman civarlarına bir gidelim. Muhtemelen oralarda bir yerdedir şu anda Osman Bey'imiz. Hemen gidelim abi Buyur bakayım evet buldum seni Osman beyim peki Kerem bey ne var ee, bana verdiğiniz görev hakkında beyim cezasını verdim İşte bana 300 dinarı veriyor alsak mı bu para kirli mi bu para kirli diyelim Osman bey ile birazcık ilişkilerimiz yükselsin. bizi ordusuna daha hızlı bir şekilde alır abi bu para kirli efendim kabul edemem kusura bak evet Osman bey ilişkimiz birden ikiye çıktı gayet güzel başka bir görevi var mı Mudanya sancak bölgesindeki şeyh edebali için bir mektupum var o şeyh edebaliye mektup götüreceğiz güzel tamam tamam Mudanya bölgesinde şeyh edebali Nerede efendim? Evet Mudanya'da. Mudanya sancağında. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Şeyh Edebali abicim unutmayalım. Şeyh Edebali'ye götüreceğiz. Ne oldu? Savaş ilanı. Osmanlı Beyliği Bizans İmparatorluğu'na savaş açtığını ilan etti. Celayir de Bizans'a savaş açmış. Tamam. Evet. Bizans'a karşı şu anda bir müttefiklik kuruldu. Celayir ve Osmanlı arasında. Bir dakika Celayir neredeydi ya? Candaroğulları Trabzon. Bir dakika Celayir Osmanlı'nın bir vasalı falan değil değil mi galiba? Mora despotluğu. Bunlar zaten Bizans. Venedikliler. Kırmanlı. İmerteliler, İlhanlılar. Oğlum nerede lan bu Celay? Bir dakika ya Celayir'in buralarda olması lazım. Öyle değil mi? Memlük, Delhi mi? Delhi'nin burada ne işi var lan? Ha Celayir tamam abi aynen. Bu Celayir şey gibi bir şey gal. Ceber Şamlara benzer bir şey olabilir abi Celayir. Her neyse biz öncelikle şu görevimizi bir yerine getirelim. Şeyh Edebali ile bir buluşalım. Şeyh Edebali değerli şeyhim Osman Bey'den size bir mektubum var. Şeyh Edebali hizmetinizdeyim efendim. Merhabalar. Ee, Osman Bey'den bir mesaj getiriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şeyh Edebali ile ilişkin yükseldi. Osman Bey'le de 2'den 3'e çıktı. Gayet güzel abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İşte asıl oyun şimdi başlıyor abi. Asıl oyun şimdi başlıyor. Şimdi gideceğiz biraz daha kendimize ordular toplayacağız. Biraz daha ordumuzu büyüteceğiz ve hemen ardından şeyin karşısına gideceğiz. Bizans birliklerinin karşısına gideceğiz. Gerekirse gideceğiz. Bizans köylerini falan yağmalayacağız abi. Bunları yapacağız. Bunları yapmamız lazım. Gayet güzel. eli silahlara verelim hemen puanlarımızı. Gayet güzel. Şimdi İznik Kalesi mesela Bizans'ın elinde olan bir kale. Birazcık yaklaşalım bakalım. Şu an biz zaten onlar için düşman değiliz abi. O yüzden rahat rahat yaklaşabiliriz. İznik kalesini zaten yakın zamanda Osmanlılar büyük ihtimalle kuşatırlar. Osman Bey'in önderliğinde Bursa'da büyük ihtimalle Osmanlı'nın eline geçecektir. Ben gidip Fejar köyünü bir yağmalamak istiyorum. Evet, tekfur Titus gördüğünüz üzere. Ama abicim bunların ordu sayıları çok fazla. İşte benim biraz daha askere ihtiyacım var. Elimde para da yok maalesef. Biraz gönüllü toplayalım. Evet, 4 tane daha gönüllü topladım. Hayır, elimde para da yok. O da çok sıkıntı. Ya benim turnuva falan bulmam lazım aslında. Bakalım bir arenaya gir. Ha, kapı kilit. Tamam, burada bir süreliğine bir kalalım abi. Kalalım bir süreli. Sabah kadar kalalım burada. Evet şu an kuşluk vakti. Sabah. Öğlen. Tamamdır. Arenaya bir girelim bakalım. Nerede şey varmış? Turnuva varmış. Bana para lazım. <laughs> bir soralım bakalım. Peki ödül var mı? Tamamdır. Ee, tamam. Görüşmek üzere. Bir kez daha soracağım kardeşim. Çevredeki kasabalarda. Boğdan, Premne, Premne, Şam, Konya, Kütahya, Aydın, Tebriz ve Trabzon. İyi güzel. Tamam. Konya sanırım şu anda bana en yakın olan bölge. Konya'ya gideceğim. Konya o oh, yok Konya bana o kadar da yakın değilmiş. Trabzon da bana o kadar yakın değil. Kütahya demişlerdi. Bir dakika Kütahya buralarda. Evet Kütahya bana en yakını. Tamam. Hemen seri bir şekilde Kütahya'ya gidelim. Bir turnuvaya katılalım. Çünkü benim gerçekten paraya ihtiyacım var. Celaire ile Mora arasındaki ateşkes sona ermiş. Tamamdır. Arenaya gir. Ne oldu? Bitti mi hemen ya? Hemen bitti mi ya? Bu adam Premle, Aydın, Tebriz ve Trabzon ya. Tamam, tamam. Ama benim birazcık yine de paraya ihtiyacım var. Çünkü kendime bahis basacağım. Parayı nasıl bulacağım bilmiyorum. Benim elimde neler var? Yani aslında satabileceğim şeyler de var. Şu atlet olmayı satarsam eğer oldu bitti ya. Pazar yerine gir. Silah tüccarıyla konuş. Atlet olmayı sat abi. Bir de şu miğferi satalım. Tamamdır. Geri dön. 403 akçem varmış elimizde. Bir dakika başka bir şey düşünelim o zaman. Sana şunu vermeyeyim ben. Tamam. Tamam ver ver. 403 akçe ver. Tamamdır. Şimdi bir dakika tekrar önüne gireceğim abicim. Kusura bakmayın. Ee, nerede şey vardı? Bu adam Aydın Tebriz Trabzon. Aydın Tebriz Trabzon. Aydın sanırım herhalde burada bize en yakın olan yer bu sefer. Hemen bir gidelim abicim Aydın'a. Benim acilen bir turnuvaya katılmam lazım para için. Ee, Aydın Aydın Aydın. Evet abi Aydın bana baya yakın bu arada. Direkt Kütahya'nın yanında tamamdır. Gayet güzel. Heh, sonunda be kardeşim. Kendi üstüne bahis oyna tamamdır abi hadi bakalım. Bu turnuvada eğer galip çıkarsak gerçekten çok sağlam bir para elde edeceğiz. Şimdi bunları birazcık kendi peşimizde koşturalım dağıtalım. Bizim takım sarı takım değil mi? Şimdi geliyorum kardeşim şimdi geliyorum. Hop şöyle bir tane vuramadık olsun tamam. Uuu tek attı ne güzel vurdu lan öyle. Sen ona vur ben de sana vurayım kardeşim. Siz böyle tek tek canınız düşer bu şekilde. Gayet güzel 10 hasar daha verdik harika. Buna vurmam lazım bir tane hop şöyle 20 hasar çok iyi. 7 hasar daha. Lan sen bana mı vuruyorsun? Sen kimsin lan? Sen kimsin kardeşim? Tamam güzel. Bunun elinde kılıç var bu arada. Bunu düşürürsem elinde kılıcı alacağım. Heh buradan bir ineyim. Bana kılıç lazım abi ya. Kılıç daha iyi. Tamam gel şimdi gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel. Benim elime kılıç geçti mi bu diyarda beni durdurabilecek adam yoktur kardeşim. Tutamadım kendimi, ata da vurdum. Kusura bakma atçım. Gayet güzel abi. Evet, şimdi dörder kişilik hatta 5, beş, 2, 4, 5'er kişilik 4 grup. Oo, bayağı kalabalık bu sefer. Tamam, şöyle bir tane gömçürürüm abicim birine. Sana mesela olmadı. Tamam, olur. Sorun değil. Şuradan gelen birine yapıştırabilirim. Şu bir yerdekine yapıştırayım ya. Hop şöyle. Uuu atayı, ho oh, atı tekte düşürdüm. Ata tek vuruşta 71 vurduk abi. Güzel birine daha vurduk. 7 hasar atına vurduk biraz da onun yine. Sana vuracağım. Vuramadım. Ya şu elimdeki şeyi hiç sevmiyorum abi ben ya. Bana kılıç lazım. Sana vuracağım kardeşim. Uuu tek attım. 44 hasarla öldürdük adamı. Gayet güzel. Sende kılıç mı var? Aa evet dur. Evet evet evet. Bunda kılıç var. Ver kılıcı. Şimdi işte arkadan mehter girmeli abicim. Geliyorum. Gel gel. Oo iyi vurdum. Tamam sorun yok. Gel. Ah atını düşürebilseydik iyiydi. Tamam abi sorun değil. Lan bizim takımı düşürmüşler. Sen sen benim adamıma mı vurdun az önce? Bana mı öyle geldi? Sen bir kendine gel bence. Sen ne yapıyorsun? Bu kırmızılar full bana düşman ha. Kırmızı takım benim birazcık sinirimi bozdu. Evet bir tek sen mi kaldın? Atların arasında kalmış bu eleman da. Gel kardeşim gel şuradan vuracağım. Çaresiz bırakacağım seni. Sen orada sıkışmışsın zaten. Gayet güzel abi evet. Turnuvada bir tek biz kaldık abicim bu arada. Çok iyi. Bir kez daha kendi üstüme bahis oynayacağım. Şu anda 3. turdayız. Oo 5 savaşçıda oluşan 2 grup. Bu sefer VS abi bildiğimiz 2 takım VS atacak. Hemen şöyle gidelim. Oo yine tekte düşürdü bizimki bir tane. Çok iyi. Buradan hemen çok iyi. Bir tane daha vuracağım sana dur. Böyle çok iyi. 13 hasar verdik. Aa adamda kılıç varmış. Kaç 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 kılıçla bize vurur çünkü. Lan dur sen benimsin. Sen benim adamımsın dur. Tamam güzel güzel o kılıçlı olan öldü. Bir tane kılıç çalacağım şimdi zaten buralardan. Bir dakika dur şunu ben alacağım dur. Heh tamam güzel alttan inmeden alabiliyormuşuz onu fark et. Bu arada bizim takım ezdi rakip takımı kayıp vermedik. Hala 5 kişiyiz abi kayıp vermeden rakip takımı ezdik cidden. Şimdi iki savaşçıda oluşan 4 grup. Bu sefer kalabalık biraz daha. Ama bu sefer elimizde kılıcı var. Şimdi gelin bakalım gel. Aslan parçası gel. Tek başıma dalıyorum bu arada hepsinin arasında. Takımdan ayrıldım. Tek başıma dalıyorum hepsinin arasında. Güzel bir tane düşürdük. Mankurtlu usta savaşçıyı düşürmüşüz. Siz de gelin bakalım. Şöyle bir tane Sana da bir tane Güzel Çok iyi abicim bunu da düşürdük Zerina'yı düşürdük harika Sana bir tane daha vuracağım Sana da vuracağım Sen de kaçabileceğini sanma Böyle Vuralım bir tane daha Güzel ikisini de alttan düşürdük abi Şu anda biz avantajlı konuma geçtik bunların karşısında Bunlar zaten kendi aralarında savaşıyorlar Bize vurmuyorlar Kardeşim yerinde dur Heh tamamdır Güzel evet yine Sadece biz mi kaldık? Hayır Biz bir takım arkadaşımız Bir de bir tane düşmanımız kaldı Bunu da düşürelim hemen Hop iyi vurduk Biraz daha vurmam lazım Çok güzel dur Yerdeyken bir tane vurdum bu düşer Tamam dır Evet çok iyi. Sanırım bu sefer finale çıktık abi. Değil mi? Evet 5. turundayız ve bir savaşta oluşan iki grup yani final turundayız dostlar. Gel bakalım yiğidim. Gel bakalım aslan parçası. Uf az daha tek bu vardı. Korktum bir an. Direkt atını düşürdük abi elemanın. Çok iyi. Güzel 23 hasar daha verdik. Yakında durduğumuz sürece bu elindeki gönderli silahla bize hasar veremez. Yakında duralım. Zaten o büyük Selçuklu'yu düşürmüşüz. Büyük Selçuklu piyadesi Kerem Bey tarafından düşürüldü. Evet daha fazla bayis oynayamıyorum. Bu arada o final değilmiş. Şimdi final güzel ata 22 vurduk abi harika anda güzel bu sefer kendisine 6 hasar verdik biraz daha verdik 14 hasar daha Oo bu da bize hasar veriyor bu arada. Bunu dur bir dakika. Benim elimdeki silah gönderli silah abi. Uzaktan vurmam lazım. Vuramadım. Ben hasar alıyorum sürekli. Atına atını senin bir düşürebilsem. Gerçi yok atını düşürürsek işimiz daha zor bu arada. Abi bu bir dakika ya. Ya var ya kılıcın avantajını kullanıyorsun. Gel buraya gel. Heh şöyle 9 hasar daha verdik. Güzel az kaldı az kaldı. Şöyle önce benim vurmam lazım abi. Oğlum bu eleman çok iyi vuruyor lan. Bir dakika şeye geçelim. Pırlatmalıya geçelim. Ne çalışacağım ama işimiz birazcık zor. Yok abi yok. Ee -e. oğlum şuna bak. gibi kovalıyor ya. Aa, bayağı bir hasar alıyoruz. Bir dakika dur. Uzaklaş bir benden, kovalama beni. Tamam, aynen şöyle. Tamam. Önce benim davranmam lazım. Kalkanına denk geldi. Tamam, güzel. 6 hasar verdik. Tamam. Kaç 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 kaç. Biz hasar almadık. At sürekli hasar alıyor ama attan düşersek işimiz çok zor abi. Final gerçekten finale yakışır oluyor. Evet, 23 hasar verdik. Bu çok iyi oldu. Evet, budur abicim. Son verdiğimiz 9 zararla beraber Zerina'yı düşürdük ve finalin kazanını olduk. Toplam 3760 akçeyi cüzdana indirdik abicim. Harika. Harika. Çok iyi. İşte şimdi kendime biraz daha profesyonel bir ordu toplayabilirim abi. Hana bir gidelim. Bakalım var mıymış burada ordu ordu bir şeyler. Aralı süvari var. Çok iyi. Çok iyi. 5 tane paralı süvari aldık abicim yanımıza. Tamamdır. Ee, elimizde satabileceğimiz bir şey zaten yok sanırım. Evet. Birazcık erzak alalım. Birkaç tane ekmek. Domuz bifteyi. Sosis. Yok domuz almayın. Domuz al. Kardeşim. Osmanlı ordusu kardeşim. Sosis alalım. Ekmek alalım. Bu kadarı yeterli. Gayet güzel abi. Şimdi birazcık daha ordu toplayacağım kendime. Birazcık daha. Ee, şeyden toplayalım ama Osmanlı'dan toplayalım. Akisar'a gidelim o bölgeden toplayalım. Biraz daha ordumuzu revize ettiğimizde, reform ettiğimizde artık şeye gideceğim abi. Bizans topraklarına doğru gideceğim. Orada sinirlerini bozacağım onların. Gerçekten bozacağım orada sinirlerini. Hemen Han'a gidelim. Selçuklu tımarlı sipahisi. 6 kişi daha aldık. 730 Dukat'a. Gayet güzel. Hemen şuraya Söğüt'e de bir gidelim. Kaç paramız var? 958 akçemiz daha var. Ee, güce verelim abicim yine. Demir vücuda verelim ve çift eli silahlara. Her zaman olduğu gibi. Han'a git. Ne var abicim burada? Selçuklu gelişmiş timarlı sipahi var. Gayet güzel. 6 tane de buradan aldık. Tamam abi yeterli. Şu an kaç kişi oldu abicim bizim grup? Timarlı sipahiler atlı birlikler. Selçuklu Timarlı sipahileri atlı birlik değil. Paralı süvari atlı birlik. Güzel. Yani elimizde baya bir atlı birlik var abicim gerçekten. Tamamdır. Artık bence yavaştan Bizans topraklarına doğru gidebiliriz gibime geliyor. Osmanlı ile Bizans hala savaşta muhtemelen. Şöyle yavaştan Sakarya yönlerine doğru bir gidelim bakalım. Ama yavaştan artık bu bölümü burada dilerseniz noktalandıralım dostlar. Güzel bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümde Bizanslıların sinirlerini bozmaya devam edeceğiz dostlar. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur dostlar. Videoyu beğendiyseniz ve Warband serisinin devamını istiyorsanız videoya bir beğeni atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Kerem Yılmaz Discord'un üstüne katılabilir ve Instagram'ı sağlamı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.